Türkiye 2023'e %42,5 politika faiziyle veda ediyor. Merkez Bankası yılın son para politikası kurulu toplantısında 250 baz puan artışa imza attı. Bu kararla yeni ekonomi yönetimi üst üste 7 ayda faizi %34 oranında yükseltti. 142 milyar 500 milyon dolara yükselen rezervler ise zirveyi gördü. Merkez Bankası sürprize imza atmadı. Beklenen oldu, piyasaların beklentisi karşılandı. Politika faizi 250 baz puan artırıldı, %42,5'e yükseldi. Kararla parasal sıkılaştırma hız kesti. Para Politikası Kurulu 2023'ün son toplantısında 7. kez yukarı yönlü ivmeye devam dedi. %8,5 faiz oranıyla görevi devralan yeni ekonomi yönetimi %34 oranında artış sağladı. Yılın ikinci yarısında başlayan tırmanış üst üste 7. ayı gördü. Faiz Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta ise 750 baz puan birden artırıldı. Eylül, Ekim ve Kasım'da peş peşe 500'er baz puan daha eklendi. Aralık'ta ise nokta 250 baz puanlık artışla koyuldu. Para Politikası Kurulu, sonuç metninde parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini belirtti. Dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerdeki artış ve Türk lirası varlıklara talebin artması sayesinde aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği vurgulandı. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için parasal sıkılığınsa gerektiği müddetçe sürdürüleceği mesajı verildi. Piyasa beklentisiyle uyumlu artış beraberinde dikkat çeken kararı da getirdi. Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında değişikliğe gitmedi. Alınan kararlarla eş zamanlı olarak merkezin rezervlerindeki artış ivmesi de devam ediyor. Brüt rezervler 15 Aralık haftasında 142 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta 141 milyar 400 milyon dolar seviyesindeydi. Bu artış yeni zirve olarak kaydedildi. Rusya, Ermenistan'la arasındaki gerilimi sonlandırmak istiyor sevgili izleyenler. Moskova bu yönde önemli bir hamlede bulundu bile. Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı St. Petersburg'da yapılacak toplantıya davet etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı her türlü meseleyi sakince ve profesyonel olarak tartışmaya hazırız dedi. Moskova, Erivan hattında buzlar eriyor. Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Rusya'ya davet etti. İki ülke arasında ilişkiler bir süredir gergindi. Ermenistan, Rusya'yı Azerbaycan'a karşı kendilerine destek vermemekle suçluyordu. Kremlin, küskünlüğü sona erdirmek için adım attı. Rusya lideri Paşinyan'ı St. Petersburg'da 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova konuyla ilgili açıklama yaptı. Ermenistan'la her türlü meseleyi sakince ve profesyonel olarak tartışmaya hazırız dedi. Erivan Moskova gerginliği sürerken Amerikan ordusu Ermenistan topraklarında tatbikat yapmıştı. Bu durum Kremlin'in tepkisine yol açmıştı. Yanımda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u görüyorsunuz. Türkiye'nin küresel ölçekte tüm sınamalara karşın yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurguladı Altun yaptığı konuşmasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisine dikkat çekti. Uluslararası krizlerin çözümünde bu sayede etkin bir arabuluculuk süreci yürütüldüğünü söyledi. Biz hep birlikte Türkiye markasının hak ettiği yerde olması için etkin bir şekilde çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Türkiye'nin daha güçlü bir uluslararası aktör olması için çalıştıklarını anlattı. Tüm meydan okumalara rağmen yola emin adımlarla devam ettiklerini vurguladı. Türkiye bir müttefik olarak, Türkiye bir ekonomik aktör olarak, bir çekim merkezi olarak yol yürümeye devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık etti. Küresel krizlerin çözümünde Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değindi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisiyle
Krizlerin çözümü noktasında da Türkiye yine etkin bir arabuluculukla küresel alanda bir aktör olarak varlık gösteriyor. Burada birçok uluslararası aktörle Cumhurbaşkanımızın diyaloğunu sürdürebilmesi en önemli imkanlarımızdan bir tanesi. İlk hedef olarak Türkiye markasının güçlendirilmesini işaret etti Altun. Kara propagandaya karşı yapılacak mücadelenin önemine dikkat çekti. Türkiye aleyhine sistematik bir şekilde sürdürülmeye çalışılan kara propaganda ve dezenformasyon kampanyalarına karşı güçlü şekilde etkili iletişim yol ve yöntemleriyle karşı stratejiler üretmek bizim en temel hedefimizdir.